Herkese merhaba, ben Tolga Yiğit. iPhone 12 almalı mı, almamalı mı? Eskiden bir şarkı vardı, olmalı mı, olmamalı mı diye. İşte onun benzeri bir çelişki yaşıyoruz. Bu telefonu almalı mıyız yoksa almamalı mıyız? İşte bu video içerisinde buna karar vereceğiz. İlerleyen dakikalarda seçenekler karşınızda olacak. Artıları, eksileri. Teknomood'un yeni bölümüne başladık. iPhone 12 tanıtıldı ve özellikle Türkiye YouTube kanallarında büyük bir tartışma var. Nedir diyeceksiniz? Arama bölümüne yazdığınız zaman iPhone 12 almalı mı diye videolardan çok çekildiğini göreceksiniz. iPhone 12 almamak için 5 sebep videoları çekmeye başladı. Neden 5 onu da bilmiyorum. Niye 6 değil, niye 7 değil? Demek ki sebepler 5 ile sınırlı kalmış. Şimdi bu video içerisinde önce bir şu iPhone 12'leri bir tanıyalım. Bu iPhone 12'ler neyin nesidir görelim. Sonrasında almalı mıyız, almamalı mıyız ona karar verelim. Yeni iPhone'lar karşımızda. iPhone 12 ve iPhone 12 mini. Bu modellerden iPhone 12 mini 5.4, iPhone 12 ise 6.1 inçlik ekranıyla karşımıza çıkıyor. İki modelde 64 GB, 128 GB ve 256 GB'lık depolama kapasitesiyle geliyor. Bu telefonlarda sahne sahne kare kare görüntü iyileştiren Dolby Vision teknolojisiyle videolar çekip paylaşabilirsiniz. Gece modu artık geniş, ultra geniş ve selfie kameralarında, yani tüm kameralarda. Super Retina XDR ekran sayesinde daha gerçekçi video izleme keyfi. Ve yeni bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan Bionic A14 daha iyi oyun deneyimi sağlıyor. Her nerede olursanız olun. MagSafe ile kablosuz şarj ve mıknatıslı bağlantı ve cüzdanlı kılıflar, hem de sizin zevkinize göre sürekli değiştirebileceğiniz seçeneklerle. Düşmelere karşı çok daha fazla dayanıklı seramik ekran ve tabii ki sıvıya karşı dayanıklılık. Ayrıca yeni, küçük ama dev model iPhone 12 mini de şimdi bir kez daha karşınızda. iPhone 12'yi yakından tanıdık ve izledik. Şimdi iPhone 12 Pro'ya bakalım. Hemen ardından size küçük detayları vereceğim. Tasarımda neler var? Bunun yanı sıra fiyatlarla ilgili Türkiye'deki durum ne olacak? Ve aynı zamanda karşımızda nasıl bir kutu ve kutu içinde neler var, neler yok? Bunları öğreneceğiz. Bu küçük detaylar sizin kararınızda çok önemli etken olacak. Ve yepyeni tasarımıyla iPhone 12 Pro. Yeni geliştirilen çip var ve tabii ki Dolby Vision teknolojisi bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Dikey şeridi kusursuzca işlenen paslanmaz çelikten üretiliyor. Ceramic Shield ön yüzeyi tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam. Ve daha dar kenarları daha da büyük Super Retina XDR ekranlara çok fazla yer açıyor. A14 Bionic'teki küçük boyutlu 5 nanometre bir akıllı telefondaki en güçlü çipe sahip. Ve tabii ki bu da sizi nesillerce ileriye taşıyor. A14 Bionic has a smaller 5 nanometer transistor which pushes the most powerful chip in the smartphone. Yeni ve gelişmiş Pro kamera sistemi de karşımızda. Daha büyük boyutlu olan iPhone 12 Pro Max ise sizi daha ileriye taşıyor. Çünkü daha büyük sensörü çekimlerdeki ayrıntıları çarpıcı biçimde artırıyor ve loş ışık performansını %87 oranında geliştirmeye yardımcı oluyor. Özel olarak tasarlanan LiDAR tarayıcısı, gelişmiş derinlik haritası çıkarma teknolojisini cebinize getiriyor. Şimdi gece modunda da ve portre çekimi modunda da artırılmış gerçeklikte yepyeni olanakların kapısını açabiliyorsunuz. iPhone 12 Pro bir akıllı telefondaki en yüksek video kalitesi için tasarlandı. Standartları çok çok yüksek. Bu sayede film endüstrisinin güvenle kullanabileceği ekipmanlarla birlikte karşınızda resmen bir kamera gibi telefon var. Dünyada ilk kez bir aygıtta 10 bit HDR görüntüleri Dolby Vision formatında çekebiliyor, oynatabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. iPhone 12 Pro iki farklı boyutta karşınızda. 6.1 inç ve 6.7 inç. An integral part of this year's design is MagSafe.
An intelligent system of magnets that connect accessories in a whole new way. All this. İşte bu da iPhone 12 Pro. iPhone 12 Pro. Şimdiye kadarki en güçlü iPhone. Teknomood devam ediyor. iPhone'ları iki video ile tanıdık. Özelliklerini de ve yeniliklerini de gördük. Artık iPhone'lar normal olanı iPhone 12 mini ve iPhone 12 oldu. Pro'lar ise yine eskisi gibi Pro ve Pro Max olarak devam ediyor. Artık karşımızda 4 model var. Peki almalı mı, almamalı mı? Ne gibi eksiler var, ne gibi artılar var? Amerika'da Apple ürünlerine zam yapmıyor. Türkiye'ye yansıması biraz farklı oluyor. Kendi içimizde değerlendireceğimiz bir ekonomik durumumuz, kendi cebimizde cüzdanımızla ilgili bir durum. Türkiye'de üzerine uygulanan vergiler de fiyatı çok farklı bir noktaya getiriyor. Ama Amerika'da ürüne zam gelmedi. Şimdi bunun altını neden çizdim? Bu telefonlar artık 5G özelliğine sahip. Birçok marka telefonlarına, modellerine zam yaptı. Ama Apple zam yapmadı. Çünkü kutu içeriğinde bazı parçaları kaldırdı. Nedir o parçalar? Hemen onlara bakalım. Şimdi artık kutunun içinden şu görmüş olduğunuz kulaklık çıkmıyor. Ayrıca ne çıkmıyor? Şu parça, şu şarj aparatı. Kablo çıkıyor. Şu gördüğünüz Lightning kablosu çıkıyor. Boyutu da şu seviyede. Yine her zamanki standart boyutunda. Uzun değil. Eğer şarj cihazına ihtiyacınız varsa ya uygun fiyatlı diye bunu alacaksınız. Ekstra siz para ödeyeceksiniz. Ve kulaklığa ihtiyacınız varsa yine ucuz olanı tercih edip bunu alabilirsiniz. Ya da farklı modelleri, yani AirPods'lardan birini deneyebilirsiniz. Kablosuz şarj aparatı alabilirsiniz. Tercihler size ait. Peki kutuyla ilgili değişim burada bitti mi? Hayır, bitmedi. İki ürün kutunun içinden çıktı. Şu görmüş olduğunuz iPhone 11'in kutusu benim elimde var. Yeni kutular yaklaşık olarak şu seviyeye kadar küçüldüler. Kapladıkları alan da azalmış oldu. Böylece nakliye açısından daha fazla alan sağladıklarını ve maliyeti orada da düşürdüklerini söylüyorlar. Evet, şarj cihazı yok, kulaklık yok, kutu küçüldü. Çünkü bunun en büyük sebeplerinden birisi de Apple karbon nötr oldu. Bu yılın Nisan ayında karbon nötr olmayı başardı. Ama 2030 yılı için çok büyük bir hedef koydu. Telefona ve onun geri dönüşümüne kadar her şeyi karbon nötr yapmak istiyor. Bu hedefi yakalayabilmesi için de yapısal olarak her şeyi etap etap değiştirmesi gerekiyor. Apple işi hem çevrecilik hem de zam yapmama anlamında bence iyi yönetiyor. Ama karar sizin. Karbon nötr meselesiyle ilgili Apple'ın iddialı açıklamasını biz Teknomood 8. bölümde duyurmuştuk. Onu da şuradaki infodan, şurada galiba, evet, şuradaki infoya tıklayarak Teknomood 8'e ulaşıp izleyebilirsiniz. Peki tasarımda neler var, onlara bakalım. Telefonun dış tarafında çelik çerçeve var. Onu zaten videonun içerisinde izlediniz. Aslında bu tasarımı iPhone 5'e kadar geriye götürmüş oldu. Bana en azından videolarda ürün kötü olarak gözükmedi. Bu tasarım çok sırıtmıyor. Bir de büyük haberden bahsetmişti bu tasarımla birlikte Apple. Neydi o? %11 daha ince olduğunu söylüyor yeni telefonun. %15 daha küçük ve %16 daha hafif diyor. Arka kameraların geliştiğini gördünüz. Hatta selfie kamerasının geliştiğini de videoda gördünüz ama arka kameranın olduğu o çıkıntı biraz daha, böyle bir milim kadar daha yükselmiş iPhone 11'e göre. Onu da hatırlatayım size. Ama kameraların çok iyi olduğunu da söylemem lazım. Bunun dışında yeni gelen aparatlar var. MagSafe aparatları. Tabii ki onlar da yeni külfetler oluşturacak. Çünkü Apple'ın kendi orijinal ürünleri yine Türkiye'de çok daha maliyetli oluyor bizlere. Muadil ürün bulup onu almak ister misiniz? O da tabii sizin tercihinize kalıyor. Özetle şunu söylemek lazım. Artıları var, eksileri var. Burada bence en önemli iki kriter var. Bir, sizin yeni bir telefona ihtiyacınız var mı? İki, bunu alabilecek bu bütçeye sahip misiniz? Yani 15.000 ila 20.000 lira arasında değişen bir fiyat etiketi karşımıza çıkacak. Beklenen bu. Siz bu fiyat etiketiyle bir ürünü satın alabilecek cüzdana sahip misiniz? Kararı siz verin. Teknomood'un sonuna geldik. Bir son videomuz daha var. Siz onu izlerken ben de buradan kalkıp gitmiş olacağım. Kendime hemen bir kahve hazırlayacağım. Kahvemi yudumlarken siz de o son videoyu izleyeceksiniz. İşte o ürün karşınızda. Hoşça kalın. Apple aynı zamanda bu sunumda HomePod ürününün mini versiyonunu da tanıttı. Mini versiyon, boyutu küçülmesine rağmen özellikleri artan ve çok kaliteli ses dinleten bir cihaz. Aynı zamanda sesle kumanda edebiliyorsunuz ve akıllı cihazlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Eğer evinizde birkaç tane varsa
Yan yana getirdiğinizde stereo ses özelliğine sahip oluyor. Ayrı odalara koyduğunuzda da müzik kesintisiz olarak her yerden size ulaşabiliyor.